Efendim, Müslüme Yagal'la ilgili bir haber geldi. Şimdi dünden itibaren arama çalışmaları ailenin çadır kurduğu oba denilen çadır kurduğu yerden bir önce konakladıkları yere doğru da kaymıştı. Yani bir önce konakladıkları yer, böyle konaklaya konaklaya geliyorlar ya. Çok kısa bir süre önce şu andaki obalarına 4 kilometre ortalama mesafede bir çocuk cesedine ulaşıldı. Ne? Bölgede kaybolan başka bir çocuk olmadığı için bu çocuk cesedinin Müslüme olduğu değerlendiriliyor. Henüz aile tarafından teşhis edilmedi. Çok yeni bir bilgi. 10 Kasım Çarşamba günü kaybolmuştu. Bulunan cenazenin de yaklaşık 5-6 gün önce işte hayatını kaybettiği değerlendirilmiş. Şu anda bakılan şey Müslüme'nin oraya yürüyerek ulaşıp ulaşamayacağı yönünde. Yanışlı Mahallesi Sugözü mevki. Sugözü mevki aslında bizim bandımızda var. Bandımızda son geçen yer. Son bir buçuk dakika öncesine bir bakın Ahmet. Burası bizim bandımızda var. Yani Sugözü arama mevki. tarama yapılan bir yer. Şimdi dün de şöyle, ailenin çadırının bulunduğu yer var ya, şimdi Evet. onun çevresine itibaren aramaya başlandı. Sonra, yani ben de dünkü habere bağlı kalarak söylüyorum, aile konar göçer olduğu için bir önceki dinlenme yerlerine diyeyim de Evet. bakılmaya başlandı. Şimdi artık o taraflara doğru gidilmeye başladı. Arkadaşlar, metni yazan kim? Bu haberin metnini yazan kim? Tamam, metni yazan kim? Tamam. Aynı yerden bahsetmiyor muyum? Yanılmış olabilirim. Su gözü mevkisi değil miydi oradaki yerde? Doğru söylüyorum değil mi? Tamam, metni yazan da beni oradan destekleyebilir. Verin bir uygun yerinden lütfen haberi. Yagal ailesinin Gülnar'a gelmeden önce konakladığı Delikli Kaya mevkii de didik didik edildi. Yagal ailesi göç ediyordu ve şu anda Yanışlı mevkinde konaklamadan önce Delikli Kaya'da konaklamışlardı. İşte şu anda bir önceki konakladıkları yer aranıyor köpekler tarafından. Bu bölge aynı zamanda Müslüme kaybolduğunda abi ve babasının bulunduklarını söyledikleri yerdi. Keçilerini unuttukları, yani Hasan Yagal ve babası Mehmet Yagal'ın sonradan gelip keçilerini aradıkları yer. Çadırın önünden kaybolduğundan bu yana hep bir umutla bulunmaya çalışılan 2,5 yaşındaki Müslüme'den bir kez daha hava kararına dek iz arandı. Yörük kızı için gerçekleştirilen arama çalışmaları devam ediyor. Bana söylenen burasıydı. Zeynep'e bir bağlanalım. Zeynep bize anlatsın lütfen. Yani bulunan yer ne kadar uzaklıkta? Nerede? Ha, Zeynep'ciğim. Yani şu anda başka bize gelen bilgilere göre başka bir çocuk kaybı olmadığı için Allah'tan Müslüme olduğu değerlendiriliyor. Teşhis yapıldı mı geçen bu süre içinde? Müslüme mi yani? Zeynep'le biz niye Hanım, bağlantı kuramıyoruz? Az önce geldi bu bilgi. Evet. Az önce geldi elimize bu bilgi, yaşadıkları çadıra 3-4 kilometre uzaklıkta bulunan Karaağaç mevki olarak değerlendirilen bir çocuk cenazesi bulundu ve bir köylü tarafından bulunduğu söyleniyor. Şu anda araştırılma aşamasında, netleştiğinde sizle de o bilgiyi aktaracağız. Az önceki VTR'de yayınladığınız Hayır, yer. Sana bir şey yani söyleyeceğim. Zeynep. Yani bulunduğu yerle, şimdi günlerdir aranıyor, 10 gün oldu. Sen de en başından beri oradasın. Bu bulunan yer, bakılan yerlerden biri mi? Müge Hanım, burası bakılan yerlerden değil. Elbette ki JİKO hava taraması gerçekleştirmişti ama bizim VTR'de yayınladığımız, yani ailenin en son konakladığı yer... Ya Zeynep, başka bir şeyden bahsediyorum ben sana. Arıyorsunuz ya yavrum 10 gündür orada. Çocuğun bulunduğu yer, bu arama çalışmalarını... Burası... Yapıldığı yer miydi? Burası yaşadıkları çadıra daha uzaklıkta bir yer. Genelde tamam, ama aranıyor işte kaç gündür. Kerim'in bulunduğu yer aranmıştı. O mevkiye daha yakın diyebiliriz istikamet olarak Müge Hanım. Tamam işte son konakladıkları yere yakın. Ben de diyorum ki dünden itibaren de orada arama çalışmaları yapıldı. Şimdi baktık ya hep orada çocuk sağa yürüdü, sola yürüdü. Hani tepeye tırmanacak hali yok. Şimdi bu bulunan yer, yani yürüye yürüye gidilen bir yer mi? Sen artık oraya herhalde
Öğrendim. Yürüyerek gitmesi imkansız Müge Hanım. Biz bile araçla şu anda gitmekte güçlük çekiyoruz. Araç bile yolda ilerlemiyor. Bir çocuğun oraya yürümesi gerçekten imkansız. İşte onu soruyorum sana yavrum, yani konumuz o. Yani siz şu anda yoldasınız anladığım kadarıyla. Biz o tarafa doğru gidiyoruz. Yetkililer de harekete geçtiler. Tamam, o taraf ne taraf? Şu anda araştırılma aşamasında. Tamam, o taraf ne taraf? Burası, göster kedi, bana obayı. Dedesi ve dedesinin en son... Oba buradan gözükmüyor Müge Hanım. Hemen sağ tarafımızda kaldı. Aşağıda kaldı. Biz yukarıya doğru devam ettik. Ve daha da devam etmemiz gerekiyor yukarıya doğru. Ortalama 1,5 kilometre daha. Toplam 4 kilometre mesafe. Buralardan yürümüş yani. 3 ila 4 kilometre olduğu söyleniyor ilk gelen bilgide. Bin arabaya doğru. Görelim eğer yayın biterse. Bin arabaya bir gidin. Ne kadar mısın? Yani biz de çocuk nereleri yürümüş, yürümüşse görelim. Ya da bir önceki durdukları yerde unuttular çocuğu. Yani unuttuklarını da unuttular. Ne bileyim, insanın aklına bir şey geliyor. Ya biri aldı götürdü. Yok, ya bir önceki yok. Hayır, şimdi yerde haber geleli unuttular. Çok kısa bir zaman oldu. Fakat bahsedilen yer, yani öyle şimdi bir çocuğun yürüme mesafesi var ya. Görelim, kameraman arkadaşımız da göstersin. Ahmet, ekrana ver lütfen. Yani burası o obanın öyle civarı değil. Değil mi Zeynep? Oba aşağıda kaldı. Hemen sağ tarafı göstereyim size Müge Hanım. Oba daha aşağıda kaldı görmüş olduğunuz gibi. Oba tam gözükmüyor ama aşağıki bölgede, burası biraz daha dağlık alan. Dolayısıyla bir çocuğun buraya çıkabilmesi gerçekten imkansız gözüküyor. Çünkü bakın buradan jandarma araçları da geliyor Müge Hanım. Hı hı. Biz soldan devam edelim. Çünkü burada bir hareketlilik var. Az önce yetkililer de bulunan bölgeye doğru intikal ettiler. Her anda cihazımız kesilebilir. Birazcık bağlantıda tamam, sıkıntı yaşıyoruz. Önemli değil. Hemen olduğu yere doğru devam ediyoruz şu anda. Burası nokta olarak en yakın Kerim'in, nenenin, dedenin hayvanları otlatmaya çıktık dediği yere daha yakın. Hı. İşte en baştan beri diyorum onların peşine mi gitti? O istikamette kalıyor. Onlar da diyorlar, onlar da hep en baştan beri diyorlar ki çok uzak bizim hayvan otlattığımız yer. Yani ağlama duydunuz mu, kimseyi gördünüz mü? Çünkü artık Zeynep günlerdir gerçekten orada. Hatta sürpriz yapacakmış bana ama bana salça getirecekmiş Gaziantep'ten, bir türlü getiremedi. Evet, yolu kız devam ediyoruz. Kaç gündür orada yani, biliyor evet, artık evet, yolu. Bütün yeri yöreyi öğrendi neredeyse. Obadan hayli uzaklaştık diyebiliriz şu anda. Yok artık, bu çocuk da buraya yürüye yürüye gitti derlerse. Yok, peşlerine takılsa da gidemez ki bu çocuk. İlk gelen bilgiler arasında köye 3-4 kilometre uzaklıkta Karaağaç mevki olarak bilinen bir köylü tarafından bulunduğu söylendi. İlk gelen bilgiler bu yönde. Şu anda da yetkililer o bölgede ara... Yani yine altını çizeyim. Bir çocuk cesedi bulundu. Bu Müslüme değil, yetkililerden gelen açıklamayı bekleyeceğiz. Fakat hani bölge olarak ve orada Müslüme kayıp olduğu için... gelen ilk bilgiler bulunan çocuğun cesedin Müslüme'ye ait olduğu, ne yazık ki yani, nurlar içinde yatsın. Ama önemli değil Ahmet, görüntü kötü olsun falan, ben ondan bahsetmiyorum. Yani bu çocuklar gidiyor, sonra 6 kilometre ötede yok yürüdü falan deniyor. Benim de hiç hoşuma gitmiyor da yani bu tavır, o yüzden herkes bir gün yürü yürü yürü, nereye yürü? 2,5 yaş bebek. Çok zor gidiyor. Bir de yolu takip edecek, bu girintili kıvrıntılı yolu. Doğru takip ederek gidecek. Mümkün ve mi? Çocuk orada yaşamıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Evet. Çocuk oraya o gün geliyor. Evet, duyabiliyorum. O gün Zeynep hep yayındasın ve... lütfen canım, lütfen Zeynep. Arkadaşlar Ahmet'ciğim bir uyar lütfen, lütfen. Bazı şeyleri ben yayından uyarmamalıyım yani. Baştan uyarılmalı ya. Taşlı, yokuşlu, bakar mısın bu yolu çocuğun çıkabilmesi mümkün değil. Yani gerçi bizimkiler de şu anda arıyorlar orayı ama Zeynep'in dediği o işte otlatılan yere daha yakın bir yer. Can Bey, kolay bir arazi değil. Değil tabii canım. Üstelik ayağında botlar varmış bu çocuğun. Büyükler dahi yürürken zorluk çekiyor. O çocuk nasıl yürüyecek? Mümkün mü?
bu arazide 4 kilometrelik tırmanacak, hem de yokuş, taş, toprak. Mümkün değil. Bakalım yayın bitene kadar Zeynep ulaşabilecek mi bilmiyorum ama. Müge Hanım, sağ tarafı hemen göstermek istiyorum size. Hı. Aşağısı neredeyse uçurumluk. En tepeye kadar, zirveye doğru çıkıyoruz desek yeri var. Evet, şu anda görüyorsunuz sağ tarafı. Oba aşağıda kaldı. Hatta görüş açımızda bile değil şu anda. Evet, yolu devam ediyoruz. Çok taşlık ve kayalık bir alan, sık ağaçlardan oluşuyor. Burada arabanın gitmesi imkansız. Taşları buyurun, görüyorsunuz yol ortasında. Arabanın gitmesinin imkansız olduğu bir yolda o çocuk çok büyüyecek. Zor ilerliyoruz şu mümkün anda. Mümkün mü yani? Mümkün yok ya, yani? Hala bir tane Bursa'da çocuk içimde yaradır. Çamurlar içinde 6 kilometre yürümüş de ayağında, ayakkabısında hiç çamur yok. Kendi kendine gitti, öldü kaldı. Benim de içimde yara kalıyor bunların. Daha evvel rastladığımız olaylara benzer, aynen benzer durum. Yemin ediyorum. Efendim. Onu da söyleyeyim. Doğru yere mi gidiyorsunuz Zeynep? Şu anda o bölgeye doğru araçların çıktığı yeri, yani aslında çıktığı yerleri baz alarak ilerliyoruz şu anda. Evet. Ya araçla bile çok sıkıntı. Bu arada, bu arada haber sitelerine 7 kilometre uzaklıkta diye düşüyor haberler. Vallahi arkadaşlar. Zeynep bulursan bağlan, yayını bitir diyorlar bana da. Arkadaşlar, hareketli çocuk vardır, evet. Ben bu şartlarda yaşayan çocukların elbette şehir yaşamında büyüyen çocuklardan daha atik, daha atak, daha güçlü kuvvetli olacağını biliyorum ve inanıyorum. Ama 2,5 yaş denen bir şey varsa 2,5 yaşında yapabileceği üst sınır alt sınır vardır. Evet, tabii. Bunu da özellikle söylüyorum. Yine bu da oraya kadar kendi kendine yürüdü de ondan sonra öldü gibi lütfen kalmasın artık. Çünkü nasıl kadın cinayetlerine tahammülümüz yoksa çocuklarla ilgili çok daha büyük şeyler yaşıyoruz, endişeler yaşıyoruz. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişioğlu ölmek için türemiştir. Ölürse Kaya'nın Kaan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin Gökkan olacağını Çin İmparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir Kaan olacaktır. Köyü Er Meydanı'nda başa yediremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Batuhan'ın aklı olsaydı ondan iyi bir Kaan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden Kaan olur, ondan Kaan olmaz. Yayını ger, okunu at ak kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor.